Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E-Futbol 2024 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, bugün pazartesi. Öncelikle herkese hayırlı haftalar diliyorum tekrar. Ve E-Futbol 2024 Mobile'ın başımıza sunduğu, ya daha doğrusu Konami'nin bize sunduğu pazartesi güçlendirilmiş Epic oyuncular. Bugün de geldi, her pazartesi olduğu gibi. 2024'te olduğu gibi. Kimler geldi? Hemen onlara bakalım arkadaşlar. David Villa geldi, Eto geldi, Morientes geldi. Eto'yla David Villa 102 oluyor, Morientes 100 oluyor arkadaşlar. Uygulamaya geçip bakalım hemen özelliklerine. Ondan sonra bir 14 tane de top açacağız, şansımızı deneyeceğiz. Evet, uygulamaya geçelim hemen. Uygulamamıza geçmiş bulunmaktayız. Hemen buraya Eto'yu yazalım arkadaşlar. Samuel Eto. Hangi kartı? Şu asker selamı vardı kartıydı. Aynen, en üst seviye yapıp güçlendiricisini ve şeyini kullandık mı, takım oyun tarzını. Formu 2 olarak gelmiş. Oğlum şaka mı lan bu? Hızına bak. 101 hızı var arkadaşlar Eto'nun. Hızlanması 101, hızı 97, ofansif farkındalığı 94, bitiriciliği 94, dayanıklılığı da fena değil. İlk iki yarayı da çıkartır ayrıca arkadaşlar. He. Sağ açık, sol açık kanatlarda oynuyor ama tabi seviyesi 99'a, 95'e, 94'e falan düşüyor. Ama iyi, bence iyi yani. Tabii ki de açtığınız her top için değer Samuel Eto, yani bu boru değil. Zamanında Antalyaspor'da da oynamıştı. Her neyse, şimdi David Villa'ya bakalım hemen. David yazınca çıkıyor burada. Neredesin David Villa? Şu mu? Aynen, bu en üst seviye yapıp güçlendiricisini kullandığımızda gene 102 oluyor. Sol açıkta oynuyor David Villa. Verimli kanat olarak gelmiş. Top kontrolü 98, top sürmesi 91, ofansif farkındalığı 96 oluyor. Şut gücü 96, hızlanması yerinde, dayanıklılığı falan iyi, bitiriciliği iyi. Yani güzel. Fiziksel teması biraz düşük ama ona da gerek yok, adam kanat oyuncusu. Son olarak Morientes'e bakalım arkadaşlar. Sonra uygulamaya geçip top açacağız. Morientes bu mu? Bu değil. Bu mu? Aynen bu. En üst seviye yapıp güçlendiricisini kullandığımızda 100 oldu arkadaşlar. Morientes'in bitiriciliği de 93 ama kafa vuruşu 98 arkadaşlar. Hava hakimiyeti iyi. Sıçraması 83. Şut gücü gayet güzel. Dayanıklılığı da fena değil. Hızlanması 77'de kalmış ama problem olmaz. Evet. Şimdi uygulamamıza geçip top açılımını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyuna tekrar gelmiş bulunmaktayız. Şurada giriş bonusu var. Bir tane ücretsiz hak veriyordu tabi. Onu alalım. Bir de sözleşme kısmına gelelim. Toplamda 15 tane top açmış olacağız. Bir de arkadaşlar, şöyle oyuncuların içine baktığımızda kimler var? Bakın, Vinicius Junior var. Vinicius Junior 100 oluyor. Ona bakmadık ama o 100 oluyor. Griezmann var. Rafinha var. Gerard Moreno var. Belen Jose var. Jose da. Raul Thomas. Statuni falan var. Evet, neyse. Şimdi ben burada nasıl top açılımı yapacağım arkadaşlar? Önce tekli açacağım, sonra bir tane 900'lük vuracağım. Tamam mı? Ondan sonra haydi. Şimdi ilk önce 900'lük vurursam, yani onunla açarsam gelmez. Gelmez. Sonra tekli tekli uğraşınca gelmez. Ama böyle tekli tekli açacağım, sonra bir tane onunla açacağım. Uygulama kafa karışacak. Şimdi seyredin. İlk önce ücretsizimizi açıyoruz. Ulan ücretsize tek atsak harika olur. Yok. O şans bizde nerede? Atla diyelim. Evet, şimdi tekli tekli açalım. 4 tane. Evet, ilk ücretlimizi açıyoruz. Ne oluyor lan? Vinicius Junior'ı ver bari. Vallahi göze çarpan bir oyuncu geldi arkadaşlar. 7 numara Griezmann geldi galiba. Aynen. Yok, Griezmann değil lan bu. Atletico Madrid'i tek şey görünce Griezmann sandım. Statuni mi? Oğlum en altındakini vardı lan. En düşük seviyeli olanı vardı. Yemin ediyorum size, en düşük seviyeli olanı. Bakın. Hemen bakalım en altındaki, bakın. Bak, gördünüz mü? En alttakini vardı. Her neyse, devam ediyoruz. Bir tane daha açalım. Bu sefer ışıklar yanıyor. Az önce ışıklar yanmıyordu. Söyleyemedim bir şey. Heyecan yaptım. Evet. Bir tane daha açtık. Gene ışıklar yanıyor. Bunu da atla diyelim.
O kimmiş? Luis. Jose Luis Morales. Şimdi evet, bir iptal yapacağız. Yapamadık ki iptal. Gene direkt açıldı. Devam ediyoruz. 15-16 tane mi top açmış olacağız ya? Bakarız sonra. Bir numara kaleci kim la bu? Neyse şimdi. Onla açıyorum arkadaşlar. Hazırsanız. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüyü anlaş diyeceğim. Hadi ben. Samuel Eto'o için. Aha ışıklar yanmıyor. Aga be. Vermedi. Vermedi ya. Of. Moralim bozuldu. Bari Vinicius Junior'u ver ya. Bu sefer Griezmann'ı verdi. Az önce Griezmann dedim yanlışlıkla. Bu sefer Griezmann'ı verdi. Ulan o kadar top açtım lan. Bunlar ne ya? Bunları araya neye soktunuz be kardeşim? Atla diyelim bari bir tane daha bunlardan ver. Yok. Şuraya bak. Hep düşük seviyeli. 35. Şu an 15 tane top açmışız arkadaşlar. 16.'yi açıyorum ve iptal yapacağım. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye. Anlaş dedik. Hadi ver. Yanmıyor. Hadi ver. Allah Allah senin. Of ya vermedi. Arkadaşlar bankaya kredi başvurusunda bulundum. Onaylanmasını bekliyorum. Top açılımı yapacağım. 10 numara kim la? Hiç istediğim oyuncular gelmedi. Hiç istediğim gibi top açılımı olmadı. Kaldı 10 ay futbol paramız. 10 ay futbol parasına şöyle 3 yıldızlı, 2 yıldızlı bir şey versen. Griezmann gelmiş. Oğlum Griezmann yüksek seviyeli mi oluyor lan? Griezmann'ı bir fulleyelim bakalım. Griezmann'ı fulleyelim bakalım. Oynatabilecek miyiz? Şöyle alınma sırası yapalım. Griezmann. Seviye antrenmanı. Şunlardan da basalım. Şunlardan da basalım. Evet. İlerle diyelim. Antoine Griezmann'a. Oyuncu ilerlemesi. Otomatik dağıt 97 oluyor. Alımı kadroda 100 olmaz herhalde. Şöyle. Aa. Griezmann 100 oluyormuş lan kadroda. Vinicius Junior 100 oluyor sanıyordum. Griezmann da 100 oluyormuş. Bak buna sevindim. Özelliklerine baktığımızda top kontrolü 97, top sürme 90. Top tutma 94. Yüksekten pas bitiriciliği iyi. Falsosuz iyi. Oğlum iyiymiş lan. Griezmann'ın benim şeyime faydası oldu arkadaşlar. Kolektif gücüme faydası oldu. Olacak yani. Neyse şans. Evet arkadaşlar videoyu burada noktalandırıyorum. İstediğimiz gibi top açılımı olmadı ama sağlık olsun. Her şeye rağmen hayat gülmeye değer. Siz de lütfen gülmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.